Öncelikle veri tabanımızı oluşturalım. LinkDB adında bir veri tabanı. Link sorumlularını burada yapacağız temel olarak. Oluşturdum. Bir tane tablo oluşturacağım. Daha önce yaptığımız kullanıcı ve yetki ile ilgili users, bu users tablosu olacak. Username, password, de yetki ID şeklinde rol ID'miz olacak. Bu da integer, boş geçilemez. Set primary key, identity specification, users. Değişiklik olsun. Bir tanesini de diyagramdan yapalım. Roles diyorum. Diyagramdan oluşturuyorum. New database diyagram da. Şunu yapayım, göstereyim. Bir de rolün adı var. Properties kısmından seçelim. Bunun da identity'sini artırdım. Oluşturdum. Şimdi bunların arasında ilişki kuracağım. Rol ID ile users'daki rol ID. Refresh et. Yapımız bu. Öncelikle rol kısmına iki tane rol ekleyeceğim. Sonrasında bir ilişki olduğu için hata vermemesini sağlamış olacağız. Edit tab. Bir moderatör. Bir de administrator olsun. Veri tabanıyla işimiz tamam. Gelelim link projemize. Bir Windows Form uygulaması açacağım.
projeye link özelliği ekleyebilmek için projeye new item olarak şunu eklememiz gerekiyor. Sağ tıkladım, add new item. Data kısmında link to SQL classes item'ını eklemem gerekiyor. Bunun adını DB ile bağlantılı olarak link DB verebiliriz. Doğrudan veri tabanı adını vermeyi ben sevmiyorum şahsen. O yüzden link DB model diyorum. Bana bu şekilde bir ekran hazırlandı. Object Relational Designer deniyor buna. Burada benim kullanacağım database nesnelerinin object versiyonu olacak. Örneğin tablolarımız. Bunu sağlamak için de benim sol tarafta Server Explorer denen bir alanım var. Bunu açıyorum. Yoksa şuradan View'den Server Explorer seç. Duydun mu? Sizde buranın boş olması gerekiyor ya da test olarak birkaç şey olabilir. Ben burada daha önce o oluşturduğumuz connection setting bağlantılarken bunun daha görsel versiyonudur diyebilirim. Bir veri tabanına, veri kaynağına bağlanmak için bu data connection kısmında bir connection oluşturmam gerekiyor. Bunun için de mesela benim daha önceki LinkDB database'i bağlantım burada halen bekliyor. Ama siz bunu yapmadığınız için tekrar oluşturmak istiyorum burada. Sağ tıkladım Data Connection'a. Add Connections, Add Connection diyorum. Sizde bu ekran mı açıldı yoksa Choose Database mi? Choose Data Source. Choose Data Source açıldıysa şu ekran gelmiştir. Buradayken şu seçili mi sende? Bunu kaldırırsam burayı sormaz sürekli. Varsayılan olarak geçer bunu. Ama yine de göstereceğim bunu. Şimdi veri kaynağına bağlanıyoruz ama veri kaynağının tipi ne? Oracle mı? Access dosyası mı? Yoksa ODBC üzerinden mi bağlanıyor? Ya da bir dosya mı? Veri tabanı dosyası mı sadece? Biz direkt SQL Server olarak seçili kullanacağız. Bir de Oracle Database var. Altında da size daha önceki derslerde söylediğim bunların data provider'larını gösteriyor. Mesela Oracle için Microsoft'un geliştirdiği Oracle .NET Framework Data Provider for Oracle var. OLEDB zaten hepsine bağlanıyordu. Oracle da Oracle için özelleştirilmiş bir provider. Şurada da bir açıklama var. Hatırlarsanız Connection kısmında göstermiştim bunu data provider'ları anlatırken. Bunun Visual Studio için Oracle tarafından geliştirilen bazı araçlar var. Onları eklemek istiyorsan buna tıkla diyor. O sayfaya yönlendirir. Tabii ki browser Visual Studio içerisinden açılıyor burada. Geçelim. Velhasıl böyle. Hata değil de bu buranın link yapısıyla ilgili. Lütfen kapat artık. Pişmanım. Çok pişmanım. Tamam. Hadi.
vazgeçtim. Vallahi vazgeçtim. Vazgeç diye bir şey yok mu arkadaşım? Evet diyorum olmuyor. Hayır diyorum. Ne istiyorsun? Şimdi data connection kısmında add connection ile devam ediyoruz. Burayı anladınız. Server name kısmında makinedeki sunucuları listeler. Buradaki ikona bastığınızda bir süre bekletir. Sunucuyu tarar önce. Bilgisayardaki sunucu, ağdaki sunucuları falan bulur. O biraz sürer. Ben burada lokali istediğim için nokta yazdığım anda alttaki kısım, database kısmı görüntülendi. Bu benim lokalimdeki server'da bulunan database'lerin listesi. Windows değil de SQL Server Authentication istiyorsak buradan şifreyi yazmanız gerekiyor. Database olarak da LinkDB ve altta Test Connection. Test connection diyorum. Benim bağlantı sorunsu şu an. OK dediğimde artık veri tabanına bağlanmış oluyor burada. Bakın burada daha önceki yaptığım LinkDB ile alttakinin farklı olma sebebi aslında birinde Windows Authentication'da bağlandım. Diğerinde SQL ile. Yoksa aynı olsaydı yeni oluşturmak yerine eskisini aktif ederdim. Fark etmez burada. Ama ben eskisini kullanacağım. Hemen onu da aktif etti. Altını açınca. Bunu delete diyorum. Bunun içerisinde iki tane tablom var. Bunları CTRL ile seçerek ikisini de buraya sürükledim. Kaydettim. Evet. Security ile ilgili. Evet. Evet. Bundan sonra artık veri tabanındaki tablolar bana sınıflar olarak kullanıma sunuldu burada. Benim sol tarafta bakın view'ler var. Bunun içerisinde view olmadığı için görünmüyor. Store prosedürler, function, synonym vesaire. İstersem diyelim ben bu sorgular içerisinde database'de oluşturduğum prosedürü kullanacağım. Onu da yapabilirim. Onu da göstereceğim daha sonra. Şu an sadece basit sorgular yapacağız. Kapatıyorum Server Explorer'ı. Bunu da kaydettikten sonra kapattım. Formun load'ına gittim. Bakın daha önce ben herhangi bir sınıf tanımlaması yapmamıştım. Ama şimdi kullanıcı ile ilgili bakıyorum user diye bir sınıf var. Kullanıcı sınıfı oluşmuş. Ben bu işlemleri metot ile yapacağım. Her biri için ayrı metot yapmak istiyorum. Normalde yapılan işlem geriye bir değer döndürür. Hani bu işlem gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi diye. Ben o yüzden bir boolean geri dönüş yapacağım. Create user. Benim
tasarımıma göre Create User'ın neye ihtiyacı var? Bir username, password ve role ID. Veri alma işlemim şu an tamam. İçeride bir tane sınıfa user sınıfı oluşturacağım ve buna bu değerleri atayacağım. Daha önce bunu OOP'de yaptık. User you dedim. New user you nokta username dışarıdan gelen username you nokta password pvd ve role id. Hatırlarsanız bunu şu şekilde de yapabilirdim. Böyle dediğim zaman içerideki nesneler, property'ler görünüyor bana. Bunlara da sırayla değer vererek yapılabilir. Şimdi benim oluşturacağım yeni kullanıcının bilgileri artık hafızada user sınıfında. Ama ben bunları öncelikle DBML'ye, sonradan da veri tabanına nasıl aktaracağım? Bunun için hatırlarsanız DBML'in adı burada linkdb modeldi. Şu yukarıya bir geliyorum. Yazayım bakalım ne çıkacak. Linkdb model data context diye bir nesne çıktı. Class. Buna CTX adını veriyorum. Context'in kısaltılmışı. Oluşturuyorum. Şimdi artık benim modelim oluşturduğum DBML burada kullanıma hazır. Bu CTX ile birlikte. Ben de bu kullanıcıyı yeni bir kullanıcı olarak eklemeliyim. JTX users insert on submit denen bir metot var. İçerisine user veri tipinde entity alıyor. Yani you. Bu artık benim veriyi context'e işledim. Şimdi bakalım, madem yaptık, bakalım bu database'i işleyecek mi? Return true dedim. Form içerisinde create user çalıştırdım. SQL Server'a gidiyorum. Bakacağız yine oraya. Tabanın ekleme işlemi gerçekleşmedi. Bunun sebebi biz veri tabanı eklemek istediğimiz şeyi sınıfı aslında context'e ekledik ama veri tabanına bu değişiklikleri yapması gerektiğini söylemedik bizim context'imize. Bunun için de CTX submit change denen bir
metot var. Yaptığımız her değişikliği ne olursa olsun, insert, update, delete, bunu veri tabanına işlemek için submit change kullanmak zorundayız. Son olarak bütün işlemleri yaptık. Al bunu veri tabanına işle. Tekrar çalıştırdım. Sorguluyorum. Artık veri tabanına eklendi. Veri tabanı ekleme işlemi, değer ekleme işlemi çok basit. Yani bu kadar. Tabii daha kompleks şeyler, istekler olabilir, o ayrı mesele. Ama en basit versiyonu budur. Insert on submit içerisine oluşturduğunuz değeri verin ve bunu eklesin. Şimdi yeni bir metot yapacağım. Bu metotta güncelleme işlemi yapsın. Update user güncellemede, şimdi güncellemede bir kere benim yukarıdaki 3 tane değeri almam gerekiyor. En basitim. Ayrıyeten bir de ID'ye ihtiyacım var ki hangisini güncelleyeceğini bilsin. Sorguda onu kullanabileyim. Bunu 4 tane parametre olarak almak yerine ben diyorum ki bir user sınıfı alsın. Bütün bilgiler bunun içerisinde olsun. Bunun için yöntemimiz şu olması gerekiyor. Şimdi güncelleme veri tabanı katmanında yapıldığı zaman çok basit bir sorguyla yapabiliyoruz. İşte update sorgusunu yap, filtreyi ver, onu zaten kendisi değiştiriyor. Çünkü veri tabanı ortamı neyi nasıl bulabileceğini kendisi biliyor. Ama bizim burada SQL yazmak gibi, veri tabanı motoru gibi bir esnekliğimiz yok. Onu biz yönetmiyoruz, sorgu yapıyı. Bu nedenle öncelikle veri tabanından güncellemek istediğim veriyi almalıyım. Yani örneğin ID'si 5 olan kaydı al hafızaya. Onu aldığın zaman zaten sen doğrudan bir bağlantı kurmuş oluyorsun. Ben bunu güncelleyeceğim. Bu ID'yi al, onun bilgilerini getir. O bilgilerin şu değerlerini değiştir. Sonra da bunu kaydet olduğu gibi. Mantık bu şekilde işliyor. Öncelikle bu nedenle bir select sorgusu gibi bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için iki yöntem kullanabiliriz. Öncelikle bizim zaten bir user sınıfı alacağımız garanti. Kompleks bir yapı yok çünkü. User olsun. New you diyorum. GTX nokta users içerisinde ben bir tane kayıt alacağım. O zaman single diyorum. Dünkü oluşturduğumuz yapıyı burada da kullanacağız. X nokta. Şimdi X neden bir user tipinde?
Şimdi ben GTX içerisinde users dediğim zaman zaten bunun içerisindeki sorgunun bir user sorgusu olduğunu söylemiş oldum aslında. Bu nedenle X dediğim zaman onu user tipinde alıyor ve bu da zaten bana user olarak dönecek. X nokta neyle sorguluyordum? ID eşit eşit dışarıdan gelen U'nun ID'si ile sorgula, uyuşan kaydı bana geri döndür, NU'ya ata. Şey eşit bu normal veri tabanında verden sonra eşit diyorum ya, örneğin product ID eşittir 5. Bu C# dilinde eşit eşit diye buluyor. Hayır, karşılaştırıyor. Değer atama değil. Verdeki eşit neyse bu da o aslında ama SQL değil C# dili tarafından. Normal eşittir yapsan burada değer atama anlamında kullanılır. O da bunun mantığına aykırı. O yüzden eşit eşitle bakıyor. Bir eşitliğe bakma işlemi burası. Güncellenecek. Kullanıcı bilgisini al. Şimdi NU nokta username'i değiştirdim. U nokta username. Artık o çektiğim veriyi değiştirdim. Dışarıdan aldığım veriyi o çektiğim veri üzerine işledim. Şimdi de al bu değerleri veri tabanı üzerinde işle. Update user benden user sınıfında bir değer istiyor. Ayrı olarak yapayım bunu. Yani bu şu demek, veri tabanındaki şu kaydı gönderdiğim bu değerlerle değiştir. Önceki 1'di. Şimdi de bunun 2 yapıyorum. Administrator olsun. Olmazsa olmaz neyimiz var burada? Güncelleme için ID ihtiyacımız var değil mi? ID'miz 1'di. Şimdi al bunu güncelle.
Bu bana bullying bir değer dönüyor. Bakalım neymiş. Başarılı mı? Ops. Oluşturma işlemi yaptı yine. Çünkü create user şunu tekrar oluşturdu. Aslında değiştirdi biri. Evet. Sevmem böyle şeyleri. Şunu sil. Kapattım create user'ı. True döndü. Refresh dedim. Bilgiler değişti. Bu da bizim güncelleme işlemimizdi. Create tamam. Update tamam. Bir de veri çekelim. Mesela bunun içinde public şöyle yapalım. Kullanıcı ID'sini verelim. O bize kullanıcının kendisini dönsün. O zaman user dönecek. Get user int user ID. Bana user olarak döneceğini kesin olarak biliyorsam ki users içerisinden zaten user döner. O zaman karşılayacağım yapı user olur. JTX users ben bir tane user istediğime göre single yapabilirim. User ID eşit eşit user ID. Bunu da ne yaparız? Hani şu standart filtrelemelerimiz user ID 0'dan büyük mü? Büyükse bunu yap. En basitinden bu korumayı alabiliriz. Sonra da return user. Değilse return null. Şimdi burada da şu devreye giriyor. Sen ya buna değeri gönderirken bakacaksın. Bu sıfırdan büyük mü? Ya da burada bakacaksın. Ama bu sefer de bunun geri dönüşünü kontrol etmen gerekir. Çünkü burası sıfırdan büyükse haliyle null sıfırdan küçükse ya da eşitse null dönecek. Sen burada patlayabilirsin geri dönüşte. User name.
Şimdi burada kullandığım yöntem lambda expression söz dizimi. Lambda deniyor buna. Araştırmanızı şöyle yapabilirsiniz. Ben bunu normal yöntemle, normal Linku sorgu modeliyle, biraz daha SQL'e benzeyen yöntemle yapmak istersem nasıl olacak? Şunu açıklama satırı yapayım. Günden hatırladınız mı? From ile. From soğuk başlıyor. To in ctx nokta users içerisinde yapacaksam bu listeyi veriyorum. Tabloyu liste olarak veriyorum. İsteğim user ID'lerin eşitlenmesi. O zaman içerideki U'nun user ID'si ile dışarıdan gelen user ID. Select U. Mantık olarak sorun var mı? Ama hata veriyor. Şimdi bunun sebebi, siz bunu biliyorsunuz. User ID arka tarafta tekil. Onu kontrol ediyorsunuz filan değil mi? Identity filan. Bir tane olduğunu biliyorsunuz ama Linku bilmiyor bunu. O yüzden sen bunu alıp tek bir tane dataya atayamazsın bu şekilde. User tek bir kayıt alır. Bu nedenle parantez içerisine al. Single. Çalıştırdım. Return yapmadık. Single iQueryable diye bir interface dönüyormuş. O zaman ben bunu interface olarak da saklayabilirim burada. Şunu alayım. iQuery vesaire. Parantez açtım. Bana out t ver diyor. Tip ver diyor. Tipim bu. Bu kadar. Tabii ki bunu da bu şekilde aldığı için bazı farklılıklar var. Onu da düzenlemek gerekiyor. O zaman da sen bunu yazamıyorsun. Kesin. Ayrı yazmayın ki kafanız karışmasın. Link, link, lambda falan ayrı olmasın. Değer alma işlemi bu kadar. Bunu da değiştirebiliriz aslında. Hani lambda ile de yapabiliriz aynı. Peki bundan dönecek değeri nasıl göndereceğiz? Mesela bunu kapattım. Çünkü
şeyle alakası yok. Karıştıran şey, ben burada istediğim sorguyu yazıyorum, sorguda problem yok da geri dönüşü user yapıyorum, benim dediğim şey boolean dönecek, o yüzden burada sorun oldu, hiç oraya bakmadan yazıyorum. Ama birazdan farklı bir örnekle boolean geri döndürecek bir şey de yaparız. GetUser da bu şekilde, lambdayı açalım. Create, update ve get user yaptık. User'ı getirdik. Bir de bu loginlerde falan çok sık kullanılan bir metot yapalım. Login işlemi mesela. Geriye boolean değer döner. Genel yöntem budur. Public bool. Is valid user. Kullanıcı yetkileme. String your name. String pvd. Ve az önce yaptığım şeyi burada gerçekleştireceğim. Modelini kullanıyorum. JTX yaptığım yöntem gördüğünüz gibi burada 7. Bu yöntem sonuç. Kullanıcı adını ve şifren buymuş. Thank you.
yetki işlemlerine de bakabiliyoruz bu şekilde. Yani böyle bir kullanıcı var mı? Burada da ne yapılabilir? İşte kullanıcı farklı bir katmanda bu kullanıcının uzak deniyor, length'ine bakılır, uzunluğuna gibi şeyler yapılabilir. Bunlar null mü öncelikle? Null değilse bunlara bakar. Velhasıl böyle. Bunu lambda expression'da yazalım. Sıfırdan büyükse sonuç. Şimdi bir de son olarak delete sorgumuzu yapalım burada. Delete user. ID'yi alacak. Sorgu geri dönüşü user olsun. User. Burada single olduğunu garanti etmem gerek. Delete on submit. Bunun içerisine silmek istediğim user'ı veriyorum. Kendisi bunu silecek. Sonradan da değişiklikleri kaydet. Ve tabii ki basit bir filtre. User ID 0'dan büyük.
eklemek istediğim ID bir. Bakalım. Silmiş mi? True. Veri tabanını refreshliyorum. Bakın silme işlemi başarılı.